Merhabalar sevgili izleyenler, ben Yavuz. Ben Emre. Teknoloji dünyası ile ilgili her türlü konuda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bugün masamızın üzerinde JBL'in kablosuz bir kulaklığı var. Emre, hemen detaylarını sana sormak istiyorum. Nedir bu ürün? Ne iş yapar? Kimler almalı? Evet Yavuz, JBL'in en güncel modellerinden bir tanesi JBL Live 650 şu an yanımızdaki kulaklık. İlk başta şunu söylemeden geçmeyelim, mükemmel bir tasarımı var. Evet. Baktığımız zaman güçlendirilmiş üst taraftaki kafa bandı, yan bantlar, kulaklığın hemen yan taraftaki dış üzerindeki dizaynı gerçekten mükemmel. Yani kalitesini direkt zaten görüntü itibariyle de veren bir kulaklıktan bahsediyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben bunu bir rafta gördüm bu ürünü. Kaç lira olursa olsun fiyatını bilmiyorum şu an ama ne kadar isterlerse istesin değecek bir ürün olarak görüyorum şu an. Yani kesinlikle gerçekten üründe. Zaten JBL kalitesini anlatmaya gerek yok, evet. Marka olarak. Kulaklıkta da dediğim gibi direkt zaten tasarımına odaklayan bir iş çıkarmış. Gerçekten çok güzel ki teknik özellikleri de zaten mükemmel. Şimdi onları da konuşacağız. Bu arada araya girdim hemen. Kulağına takınca şu an çalışmıyor mesela, kapalı ürün. Ama noise cancelling de çalışmıyor ama kesiyor bayağı sesi. Dış gürültü tutma özelliği mükemmel, başarılı. Yan bantlarda kulaklık çalışmasa dahi dışarıyla gerçekten tamamen iletişimi kesmeye yakın. Sadece 260 gram ağırlığında çok hafif bir kulaklık. Saatlerce kafamızdan çıkarmasak dahi rahatsız etmeyeceğini söyleyebiliriz. Hatta eminim çoğu kullanıcımız müziğe daldıktan sonra o kulaklığın kafasının olduğunu bile unutacak. O kadar kaliteli. Saatlerce dedin, ne kadar sürüyor pil süresi? Kesinlikle çok iyi yerden yakaladın. Kulaklığımızın gürültü tutma özelliği kapalıyken 30 saate kadar, bu özellik açıkken de 20 saate kadar müzik dinleme imkanı veriyor. Oldukça yüksek değerler bunlar. Çok bu çok iyi. Bu ağırlıktaki bir kulaklık için içindeki pile baktığımız zaman. Kesinlikle 700 mAh'lik bir pilden bahsediyoruz içerisinde. Gerçekten çok güçlü, uzun süreler vaat ediyor bize. Aynı zamanda kulaklığımızın sadece 15 dakikalık şarjla 2 saatlik tekrar müzik dinleme süresi vermesi de gerçekten çok güzel. Pil bittiğini varsayalım. Kulaklığımızın şarjı bittiğinde müzik keyfimiz kesilmiyor. İçerisinden çıkan AUX kabloyla kablomuzu takıp kablolu olarak müzik dinlemeye de devam ediyoruz. Bu da gerçekten güzel bir ayrıntı. Şurada gösterelim. Evet, aynen bu kabloyla. Kablo olarak da şey örgülü. Örgü kablo dolanmayı engelliyor. Zaten jack uçlarına dikkat edersen altın kaplama, evet. Sesle paraziti engelleyecek. Gerçekten kaliteli bir ses verecek. USB kablosu da oldukça güzel renkteymiş. Çok kaliteli, güzel renkli bir USB kablosu da içerisinden çıkıyor. Hemen sana şunu sorayım. Kulaklığı taktın. Tabii ki birçok işlevi mobil cihazından, tabletten yapabilirsin. Üzerindeki tuşlarla neler yapabiliyorsun? Burada tuşları görüyorum. Taktığımız zaman şurada kablo girişi var. İstersen buradan dediğin gibi kabloyla kullanabiliyorsun. Tuşlarla neler yapabiliyoruz? Evet Yavuz, kulaklığımızın üzerindeki tuşlarla şarkılar arasında geçiş, sesi azaltma, sesi yükseltme, kulaklığı tamamen kapatma veya Bluetooth pair eşleşme işlemlerinde yine kulaklık üzerindeki kumandadan çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı zamanda kulaklığın yan tarafındaki dokunmatik yüzey sayesinde Google Asistan veya Amazon Alexa'ya direkt etkileşim sağlayarak şu bölümlerde. Evet, evet. Çevrim içi müzik listelerimize direkt oradan erişebiliriz telefona ihtiyaç duymadan veya direkt oradan mesaj kontrolü de kulaklık üzerinden yapabiliyoruz. O zaman ben şöyle anlıyorum. Ürünün adındaki Live ismi de buradan geliyor. Kesinlikle. Live ismini kullanmasının asıl sebebi bu çevrim içi listelere ulaşıyor olması telefon olmadan ve bir de zaten JBL'in bugüne kadar hep kullandığı konser kalitesinde ses dediği teknolojiler bir araya gelince bu ürün ortaya çıkıyor. Hemen araya gireyim. Beğendiğim bir özelliğini de söylemek istiyorum. Şu şekilde tutabiliyorsunuz kulaklığı. Yani ne yaptınız? Dinlediniz, kulağınızdan çıkardınız. Şöyle çevirip boynunuza takıyorsunuz. Bu sayede ne oluyor? Tabii kulaklıklar yan durmadığı için sizi rahatsız etmiyor ve boynunuza da çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Kesinlikle. Zaten katlanabilir özelliği de mevcut. Kutusunun içerisinden çıkan bir taşıma kılıfı var. Kulaklığımızı katlayıp o kılıfla da çok güzel bir şekilde taşıyabiliyoruz. Aynen öyle. Ayrıca şuna da değinelim. Akıllı cihazımıza indirdiğimiz uygulaması sayesinde bu kulaklığın hem bu cihaz üzerindeki ses kontrollerini oradan yapabileceğiz. Az önce bahsettiğimiz aktif gürültü tutma özelliği oradan açılıp kapatabilecek. Bunun da ne işe yaradığını kullanıcılarımıza söyleyelim. Aktif gürültü tutma özelliğini açtığımız zaman
dışarıda hangi ortamda olursak olalım, kulaklık bizim dışarıyla iletişimimizi tamamen kesiyor. Biz sadece müziğe odaklanıyoruz. Müzik dışında hiçbir şey duymuyoruz. Bunu açtığımız zaman şarj süresi söylemiştik işte orada 20 saate düşüyor diye. Bunu kapattığımız zaman 30 saat dolu dolu müzik dinleyebiliyoruz. Eğer dışarıdaki ortam çok sesli değilse bu özelliği açmamıza gerek yok. Bu da bize şarj süresi olarak geri dönecektir. Dış ortamı kapatsan bile şöyle düşün, günde 2 saat müzik dinliyorsun. Kesinlikle. Dinlersin 1 saat sabah, 1 saat akşam mesela. Kesinlikle. İşe gidip gelirken 10 güne yakın şarj etmeden kullanabiliyorsun cihazı. Zaten 15 dakikalık bir şarjla bile 2 saat bize geri dönüş yapıyor. Bu bile ciddi bir başarı gerçekten. Hemen şunu da söyleyelim. Uygulama üzerindeki ayarlar sayesinde Ambient Aware ve Talk Through teknolojilerini kullanarak kulaklığı kafamızdan hiç çıkarmadan eğer sohbet etme ihtiyacımız varsa bu teknolojileri kullanarak dışarıyla sohbet edebiliriz. Bir anda bizim dışarıyla olan iletişimimizi açıp müziğimize döndüğümüzde ise tekrar kapatan bir teknoloji gerçekten. Bu da çok başarılı. Söylediğin gibi aynen öyle. Kulaklığı çıkarmak bayağı bir dert olabiliyor bazen. Karışabiliyor. Elinde telefon, tek elle kulaklığı çıkar, sırtta çanta. Olabilir böyle şeyler dediğin gibi. Bluetooth. Hangi desteği sunuyor Bluetooth'ta? Bluetooth 4.2 teknolojisini kullanıyor. Bu da akıllı cihazlarımızla ile 10 metreye kadar mesafede kayıpsız bir veri aktarımı sağlıyor. Yani cep telefonumuz cebimizde ya da çantamızdayken de herhangi bir şekilde müziğimizde kesilme olmayacak. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için bu yeni kulaklık hakkında. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.